Enes bin Manik'ten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri'nin şöyle dediğini işittim. Allah tövbe ettiği zaman kulunun tövbesine birisinin çölde kalıp üzerinde yiyeceği ve içeceği bulunan devesinin kaçtığı ve ondan ümidini kestiği bir durumda o kimse bir ağacın altına gelip gölgelenmekteyken devesinin birden karşısına dikilmesi ve yularından tutması anındaki sevincinden daha çok sevinir. O kimse bakar ki bineği, azığı ve içeceğiyle beraber yanında. O anda o kimse sevincinden şöyle der. <laughs> Allah'ım sen benim kulumsun ben de senin Rabbinim. Ne dermiş? Allah'ım, sen benim kulumsun. Sen benim kulumsun. Ben de senin Rabbinim. Şimdi Allah tövbe edenleri sever. Allah tövbe edip temizlenenleri sever. Bir kul günah işlese, Rabb'isini hatırlasa, tövbe etse, Allah der ki: Kulum kendisini affedecek olan Rabbisini hatırladı. Ben de onu affettim. Kul yine günah işlese, yine nedamet duysa, geri dönse, tövbetse Allah der ki: "Kulum kendisini affedecek olan Rabbisini hatırladı. Affeder." Yine o kimse günah işlese, yine dönse, tövbetse Cenab-ı Hak der ki: "Kulum kendisini affedecek olan Rabbisini hatırladı." tövbesini kabul eder. Allah tövbeleri kabul edendir. Yeter ki o kimse geri dönsün, tövbe etsin. Hatta başka bir hadis-i şerifte Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri hiçbir kimse yoktur ki Cenab-ı Hak o kimsenin üzerine hani hiçbir kimse yoktur ki bir günah ona musallat olmamış olsun. Hiçbir kimse yoktur ki. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri hariç herkes bir günahın pençesinin altındadır. Bir günah işlemiştir. Ben kendi nefsimi söyleyeyim. Benim gibi zayıf müminler birden çok işlemişlerdir. Ben de bu noktada sayısını bilmiyorum. Allah beni affetsin. Ama der ki Hadis-i şerifte devamiyetle günah işleyenlerin en hayırlısı günahlarına tövbe edenlerdir. Ve hadis-i şerif devam eder. Kim günahına tövbe ederse hiç günah işlememiş gibidir. O yüzden sufiler mümkün ise sabah akşam Allah'a tövbe ederler. <laughs> Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri Allah'tan en fazla korkanınız benim ama günde yetmiş kez Allah'a tövbe ederim. Bir rivayette yüz kez Allah'a tövbe ederim. Yine başka bir hadis-i şerifte Hz. Ayşe annemize ben Allah'a tövbeden şükreten bir kul olmayayım mı der. Demek ki Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem çünkü Hz. Ayşe annemiz der ki ona sen günahlardan arındırılmadın mı? Sen geçmiş gelecek bütün günahlarından arındırıldın. Bu halin ne deyince ona der ki ben Allah'a tövbe eden, Allah'a şükreden bir kul olmayayım mı der. Şimdi tövbe etmek bu kadar çok önemli. Hepimiz gün içerisinde, ay içerisinde, yıl içerisinde, ömrümüzde günahın içerisine gireriz. Hepimiz için bu var, mümkün. Hiçbir zaman günahsız bir toplum oluşturmak, günahsız bir topluluk oluşturmak mümkün değildir. Çünkü ayeti kerimede der ki: "Hiçbiriniz günah işlememiş olsa Allah öyle bir kavim yaratır. O kavim günah işler, isyan eder, tövbe eder, Allah da onları affeder." O zaman bir kavim düşünmeyin hiç günah işlemeyen veya bir şahıs düşünmeyin hiç günah işlemeyen. Bunu normalde Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin haricinde bir kimsenin üzerinde böyle bir şey düşünürseniz bu küfür olur. Çünkü hem ayeti kerimeye inkar olur hem adı şeriflere inkar olur. Ya benim şeyhim günahsız. Hiç günah işlemedi. Değil mi? Bu mümkün değil. Bu bütün şeyh efendiler için, bütün veliler için bu kapı açık. Her velinin muhakkak günahı vardır. Her şeyhin Muhakkak günahı vardır her dervişin, her sufi'nin. Muhakkak günahı vardır. Her topluluğun bir günahı vardır. Muhakkak vardır. Ve bir kimsenin üzerinde devam eden muhakkak bir günah vardır. Etrafınızdaki insanlara bakarken onları günahsız, masum olarak da görmeyin. Aldanmayın. Kendinizi de aldatmayın. Birisi öyle söylüyorsa da aldanmayın. Herkesin bir günahla bir haşır neşirliği vardır. Ama onun hayırlı olanı ne? Tövbe edendir. O yüzden sufiler mümkün ise sabah akşam mümkün değil ise muhakkak her gün tövbe ederler. Günde yüz kez tövbe etmek Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri'nin sünnetidir. Tövbenin en faziletlisi kim subhanallah yüz sefer hadisle sabit 100 sefer, günde yüz sefer. Kim Subhanallahi ve bihamdihi Subhanallahil azim ve bihamdihi Estağfurullahil azim der ise deniz köpükleri kadar o kimsenin günahı olsa Allah onu affeder. Bu bir müjde. Bizim verdiğimizde de tövbe olarak bizim verdiğimizde bu var mı? Evet. Bakın bizim verdiğimizde var mı? Evet. Günde yüz sefer biz bu virdi çekmeye gayret eder miyiz? Evet. Sabahlı akşamlı dersi olanlar hem sabah hem akşam bu virdi çekecekler mi? Evet. Ve sufiler bu yüzden Allah'a yakındırlar ve yaklaşırlar. O sabah akşam hani Allah'ın rızasını gözetenler ayet-i kerime vardır ya sabah akşam. O yüzden sabah ve akşam virdi çekmek önemlidir. Sabah akşam vir çekenler o normalde sabah akşam Allah'ın rızasını gözetenlerden olur. Beş vakit namazını kılan sabah akşam işte vir çeken ve bu noktada Allah'a yakınlığı gözeten bunlar salih kullardır. Allah cümlemizi onlardan eylesin. Amin. Yalnız buradaki hadis-i şerifin sonu muhteşem. Kul öyle bir hale gelir sevincinden der ki diyor, sevincinden. Ben senin Rabbinim, sen de benim kulumsun. Şimdi bir, tık, bir takım aşıklar, bir takım meczuplar yakınlıktan öyle bir hale gelirler ki onlar şatahat derecesinde sözler söylerler. Yunus'un söylediği gibi, Hazreti Mevlana'nın Celaletin Rumi'nin söylediği gibi, Hallacı Mansur'un söylediği gibi, Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin söylediği gibi, Niyazi Mısır'ın söylediği gibi öyle zatlar vardır. O zatlar o yakınlık noktasında işte İbrahim Etem'in söylediği gibi veyahut da e, Beyazıt Bestami'nin söylediği gibi Muhyiddin İbn Arabi'nin söylediği gibi sufi büyüklerin öyle şatahatvari sözleri vardır ki o sözleri duyan insanlar ya cahilliklerinden ya da kasıtlı bir şekilde onların küfrüne fetva verir. Oysa o şatahatvari sözlerin o yakınlıktan, o coşkunluktan, o Yakinliğin de, yakinliğin de yakinliğine kavuşanların bu sözleri o kimseler için ma e masumdur. E maruz karşılanır. Sebep bu hadis-i şerif buna delildir. Bakın bu hadis-i şerif buna delildir. Yani bir insan ben senin Rabbinim sen de benim ne güzel kulumsun der mi Allah'a? O sevincinden der. Yani siz kendi kendinize şimdi hayal edin. Çölün ortasındasınız. Devenizle beraber yolculuk yapıyorsunuz. İşte siz bir yerde konakladınız veyahut da işte bir küçük abdest bozacaksınız. O esnada deve çekti gitti. Yiyeceğiniz onun üzerinde, içeceğiniz onun üzerinde, giysileriniz onun üzerinde. Bütün yolculukta lazım olacak olan her şey devenizin üzerinde. Siz kaldınız çölün ortasında dımdızlak. Bayındırın tabiriyle. Ve siz bir gölgelik buldunuz kendinize. Aç, susuz, sefil bir şekilde orada duruyorsunuz. Bayıldınız, baygınlık geçirdiniz. Kendinizden geçtiniz. Ve o esnada bir baktınız ki deve başucunuzda. Ve yiyeceğiniz, içeceğiniz, giyeceğiniz her türlü ihtiyaçlarınız devenin üzerinde. Ve siz sayha attınız. Ben ne güzel Rabbim sen de ne güzel kulsun. Neden? Akli muvazeneyi kaybettiniz o esnada. Sebep aşırı sevinçten. Aşırı sevinç hali insanda muvazeneyi dengeyi kaybeder. Kaybettirir. Aşıklık o yüzden dengeyi kaybetme noktasıdır. Aşırı derecede sevgi o yüzden dengeyi kaybettirir insanda veya birden birisini görmek dengeyi kaybettirir insanda. Dengeyi kaybettirir. Bu sevincin üst zirve noktasıdır. Ve sevincin o üst zirve noktasında da o kimse ne söylediğinin farkına varmaz. Sufiler bunu tabir ederlerken dillerine gelen bütün her şeyi ondan görürler. Derler ki dilimden terennüm edilen bütün kelimeler sendendir kendi nefislerini ortadan kaldırırlar. Ama bunu heva hevesten yaparsa bir kimse küfür olur. Bir kimse bunu bilinçli bir şekilde yaparsa küfür olur. Bu bilinçli bir şekilde olmaz. Bu bir zikir halinde olabilir. Bu ne bileyim bir böyle rabıta halinde olabilir. Bu coşkunun arttığı bir noktada olabilir. Bu böyle kalemle yazılacak bir şey değildir. Kalemle yazıyorsanız o zaman onda akıl vardır, onda fikir vardır. Ha bir başkası onu duyar da yazarsa o zaman o ayrıdır. Bu terennüm, bu kelimeler kendiliğinden diline geldi de döküldü söyledi. O kimsenin kendinden olarak görülmez bu. Bu bu şatahatvari sözleri. Yani böyle çizgi dışı sözlerin delili olan hadis-i şeriftir. Allah bizi kendisinin sevce hallerle hallendirdiği kullarından eylesin inşallah. Cenab-ı Hak cümlemizi sevdiği, seveceği hallerle hallenen kullarından eylesin inşallah. Amen.